Şimdi Muharrem İnce ile ilgili bir konu var. E, Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce CHP'den istifa ettikten sonra biliyorsunuz e, Memleket partisiyle bir yol yürüdü. Bir ara popülaritesi çok arttı. Cumhurbaşkanlığı aday oldu. Sonra imza topladı. Kendisine bir kumpas kuruldu. Asla tasvip etmediğimiz, onaylamadığımızı burada ifade ettiğimizi her gündeme geldiğinde söyleyeceğimiz çok çekin aşağılıkça bir yöntemle. Ama adaylığı bıraktı ve geri çekildi. Sonra partisinin devam ettiğini söyledi. Seçime girdi. Şimdi önce mesela yerel seçimlere hazırlandığını, adaylarını paylaştı. T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuştu Muharrem İnce. CHP dönüşüne dair bir soru soruldu. Yanısına bakalım. Niye haber Muharrem İnce? Yanıtı şu çünkü. Diyor ki Muharrem İnce, CHP'de tüzük değişikliği olursa orası zaten memleket partisine benzer. O zaman geri dönüş neden olmasın? Ben niye ayrılayım oradan? E zaten siz ayrıldınız oradan Sayın İnce. Yani eğer memleket partisine benzerse ve siz bir partinin genel başkanıysanız bu bir liderlik konusu ya. Yani bir siyasi hareketi kurduğunuz zaman liderlerin en önemli özelliği şudur. Bir söz söylerler, bir yola çıkarlar, etraflarına bir kitleleri olur, onlara inanırlar, bir mücadeleye girerler. Ama en önde giden eğer yolda hatalı bir karar almış dahi olsa, öyle bir vehme dahi kapılsa, ya da gerçekten hatalı bir kararda yapmış olsa. Erdoğan'ın önemli özeldir mesela. Yanlışsa da yanlış sonuna kadar gidiyoruz. Oradan geri dönmeme meselesi. E çünkü siz tereddüt ettiğiniz zaman, lider tereddüt ettiğinde arka taraf dökülür. Şimdi bu cümle ben niye ayrım oradan? Ya tabii ki geri dönerim dediğiniz zaman yerel seçime Memleket Partisi'nin hangi adayı hangi motivasyonla neden girsin sizin her an Cumhuriyet Halk Partisine dönebileceğiniz algısı oluştuktan sonra. Şimdi niye söyledim bunu? Bu sadece burayla ile ilgili değil. Sayın İnce cumhurbaşkanlığı seçiminde de kendisine imza veren 100 binden fazla insanın desteğinin karşında hatta seçimde çekildiği halde oy veren pek çok kişi oldu değil mi kendisine? Burada sanki bir olmamış bir şey var gibi. Yani şu cümle zaten memleket partisine benzer. E benzerse memleket partisine o zaman dersiniz ki olarak buyurun gelin memleket partisine katılın. Olur olmaz önemli değil. Ama iktidara namzetseniz, Cumhurbaşkanı olacağınıza inanıyorsanız öyleydi çünkü biz de mülakat yapmıştık Sayın İnce ile. O zaman önce inanıp sonra kitleri inandırmanız gerekir ki onların size gelmesi lazım. Siz niye gidesiniz gibi bir soru. Dönüş neden olmasın? Ben niye ayrılayım oradan? E dönecekseniz partinizin il başkanları, genel başkan yardımcıları, belediye başkanlığı aday olacak isimler niye aday olsunlar? Bilmiyorum, haksızlık mı ediyorum?